Evet sevgili arkadaşlar söyleyeceğim çok şey var. Sponsorumun sponsoru şunu bunu geçtim. Hemen başlıyorum. Futbolcularımız Kore'nin Alanya Spor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Samet Akaydın Rossi'nin golünde nasıl bir çizgi çektiler? Biz anlam veremedik. Yani anlayamadık. Anlam veremedik diyor. başarılı defans oyuncusu Samet Akaydın. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sahada inanılmaz özveriyle oynadılar. Maça 1-0 geride başladık. Biraz moralmen çöktük ama soyunma odasında maçı kesinlikle kazanmamız gerektiğini konuştuk bırakmadık mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Kazandık mutluyuz. Kazanmamız gereken bir maçtı. 10 günde 3. maçımızı oynadık. Yorgunluk belirtileri de takımda vardı. Doğru 10 günde 3. maç oluyor. Çok önemli maçtı. Özellikle böyle dönemlerden geçerken kötü oynarken de kazanacağız. Sonuna kadar devam ettireceğiz. Rossi'nin golünde biz gol dedik. Maçtan sonra baktık. Biz halen gol olarak biliyoruz. Ama bakacağız. Kamuoyunun tartışmalarını izleyeceğiz. Nasıl bir çizgi çizdiler anlamadık. Halen anlam veremedik. Gol mü değil mi diye inşallah yanılmışızdır. Bu milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Daha iyi çalışacağız. Üstüne koymaya gideceğiz. Önümüzde beş taş maçı var. Tek hedefimiz o maçı kazanmak. Yani tek hedefimiz ki şu an öndeki hedef olduğu için yoksa şampiyonluk olmak tabii ki hedef. Final havasında bir maç olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle o maçı kazanırsak ben güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Emre Mor, yakaladım bir de Fena Korş. Bu 3 puan çok anlamlı ve değerli. Devre arasında ne konuşulduğunu bilmiyorum. Ben o arada ısınmaya gitmiştim. Hocamız da konuşurken bana birebirleri oynamamı ve rakibin üstüne gitmemi söyledi. Ben de sahaya girdikten sonra kalitemi takıma yardım etmek için göstermeye çalıştım. Almış olduğumuz neticeden dolayı çok mutluyum. Zor bir maçtı. Bu 3 puan çok anlamlı ve değerli. Zor olacağını biliyorduk. Mutluyum. Bugün en önemli şey olan 3 puan alabilmekti. Gol pozisyonundan önce... Bir şutum daha olmuştu. Dışarıya gitmişti. İyi bir şut değildi. Gol olan pozisyonda daha farklı bir stille topa vurdum. Şanslıyım ki defansa da çarptı. Gol goldür. Önemli olan bugün 3 puandı. Hem golden dolayı hem de 3 puandan dolayı mutluyum. 2 gün önce Enner Valencia ile konuştuğumda artık gol atmayı bırakmalısın. Çünkü çok fazla gol attın dedik. Şaka bir yana da o da gollerine devam ediyor. Adeta gol makinesi. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bugün de 2 gol attı. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak bizim takımımız açısından güzel ifadelerini kullandı. Valencia bana bolca söv... Evet birkaç gün önce Emre ve Ferdi ile aramızda bir diyalog geçmişti. Orada bana artık yeter gol atmayı bırakmasın diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara devam etmem gerekiyor demiştim. Bu gollerle galibiyet geliyorsa benim için daha iyi oluyor. Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz. Her zaman maç maç ilerliyoruz. Buradaki işimiz Alanya maçını kazanmaktı ve bunu da gerçekleştirdik. Rakipler kazanmış kaybetmiş bizim için önemli değil. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Maçlarımızı kazanıp özgürlüğü güvenimizi arttırarak devam etmek istiyoruz. Birkaç hafta önce verdiğim röportajda da şunu belirtmiştim ki hocamızın güveni bizler için çok önemli. Bir oyuncu için hocasının güvenini hissetmek çok önemli. Hocamız da ilk geldiği günden bu yana hem bana hem de takımdaki diğer oyunculara ne kadar güvendiğini anlatıyor. Ben de ona bu desteği için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da destekler için teşekkür ediyorum. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz diyor. Yardımcı antrenörümüz Joada Deus Korendon Alanya Spor galibiyetini değerlendirdi. Ee, biliyorsunuz Deus Jesus'un yerine maça devam etti. Ee, Jorge Jesus'un 68. dakikada haksız bir şekilde kırmızı yemesi sebebiyle maçın ardından Yardımcı antrenörümüz Jesus'un yerine demeç verdi ve şu konuşmayı gerçekleştirdi. <laughs> Kusura bakmayın Bu galibiyet ve sergiledikleri FO için oyuncuların hepsini tebrik ediyorum Seviyeye karşı oynadığımız zorlu maçtan 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi Dolayısıyla oyuncuları göstermiş oldukları Mücadeleden dolayı tebrik ediyorum Hem ilk 11'de başlayan Hem de oyuna sonradan girenleri Bu tarz maçlar kolay olmuyor Ama biz elimizden gelenin en iyisini yaptık Seviye maçında kaleci oyunu yavaşlatıyordu Bugün de bu tarz hareketler gördük Biz mağlup durumdayken top toplayıcı çocuklar Topu oyuna yavaş soktu bu gibi durumlar oldu ama bu durumlar bizi daha da güçlü bir bizi daha güçlü ve birlik yapıyor. Buradan da haklı bir galibiyetle ayrılıyoruz. Yorgun olan fazla yük binen oyuncuların dinlenmesi açısından bizim için iyi olacak. Çünkü 3 tane arka arkaya yoğun maç oynadık. Dolayısıyla bu araya bu şekilde değerlendireceğiz ve daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız diyor. Genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'da açıklamalarda bulunuyor. Hani bu sisteme yazıklar olsun diyor. Bakın çok açık net bir şekilde bu sisteme yazıklar olsun. Yani aslında konuşmanın gerisini okumama gerek bile yok ama tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan ve galip gelen takımımızı Canı Gönül'den tebrik ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Birkaç gündür oluşturulan günden bu maçta yaşananlar, verilen verilmeyen kartlar, offside'lar, çizgiler bu sisteme yazıklar olsun. Adana Demirspor maçında benzer bir şekilde haklı bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti. Bu akşam da bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık, net bir pozisyona itiraz eden hocamıza tekrar ayrı şekilde kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe'yi yı yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah demiş. İnşallah. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Türkiye'nin dört bir yandan takımımızla beraber olmak için gelen deplasmanda da stadımızda hep beraber olduğumuz camiamızın taraftarlarımızın haklarını helal etmiyoruz. Daha detaylı açıklamalara ilave görüşlerimizi önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız. Bir Basın mensubu hani verilen kırmızı kartla benzerlik olup olmadığını soruyor. Hep beraber izledik. Adana Demirspor maçında yaşanan birebir aynı senaryoyu bu akşam da gördük. Çok net bir pozisyon. Hocamızın haklı bir itirazı var. Ama tuhaf bir şekilde aynı Adana maçında olduğu gibi kırmızı kart diyor. İki pozisyonunda ortak noktası verilmeyen fauldü. Biliyorsunuz orada da hocamız verilmeyen net bir faule itiraz ettiği için atılmıştı. Bugün yine verilmeyen bir faule itiraz edince atıldı. Ortak noktası bu diyor. Şimdi Fenerbahçe bizden de bir açıklama var çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular. Mağlup Fenerbahçe galip. Sisteminiz sizin olsun. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Son günlerde yaşananların ve bu akşamın da hesabını soracağız diyor. Şimdi ertesi gün yatarken maç var diye forma giyen çocuklar, enkazdan çıkıp ilk sözleri Fenerbahçe olanlar ve daha milyonlarca taraftarımızın hakkımızı, hakkını yemeye çalışıyorsunuz. Yaptığınız adaletsizliklerin hepsine yazıklar olsun. Bunun hesabı sorulacaktır. Yani Can Gebe Taş'ta Jorge Jesus Adana'da da Alanya'da da futbolcularımıza yapılan net faulün verilmemesine itiraz etmiştir ve iki maçta da atılmıştır diye bir bildiri de bulunuyor. Rıdvan Dilmen darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanya Spor'un attığı golde ofsayt oh, çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Yani başka bir açıdan verip gözümüze gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt çizgisi neden flu çizildi? Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon? Şimdi Rıdvan Dilmen diyor ki o Samuel'in pozisyonu bence kırmızı. Net kırmızı. Ancak Alanya Spor'da Furkan'ın maçı kırmızı kart görmeden tamamlaması da inanılmaz. 20. dakikada ikinci sarı karttan kırmızıyı görmesi gerekiyordu. Mete Kalkavan ilk yarıdan dağıldı diyor. Ve aynı Furkan maç boyunca 5 sarılık hareket yaptı. Şimdi 12 numaradan da bir açıklama var. 12 numarada Galatasaray sözde algı çizelgesi. Maaşlı trolleriyle yalan manipülasyonlar üzerinden algı yaratma çabaların, kalem şöller üzerinden aynı yalan algının büyütülme çabaları, maç önü ortası ya da sonunda yönetici ve hocaları üzerinden yalan algının gündemde tutulma hamlesi, bunlar yetmezse kulüp resmi kanallarından zorunlu açıklamalar ile son çırpınışlar diyor. Mesela bir Mustera'nın olayı var. Hiç kimse konuşmaz oldu. Bu zamana kadar ekmek yediniz artık fırsat vermeyeceğiz. Offside tımsıları, lig kirlenmiştir açıklamalarını, ligi bitirtmeyiz geri vitesini, x şahıs sezonu yalanlarınızı boşa çıkartacağız. Artık tuz koktu. O tuz kokalı çok oldu da. Kamuoyu bu çırpınışlarınızı yakından takip ediyor diyor. Yani artık ekmek yediğiniz bu zamana kadar ama artık fırsat vermeyeceğiz diyor. Şimdi ne bekliyorlardı biliyor musunuz? Bakın bu benim şahsi fikrim. Fenerbahçe Alanya'da hakemle doğranır ki daha önce doğranmış ve 3-1 kaybetmişti. Hatırlıyor musunuz? Kural hataları silsilesi yaşanmıştı. Yani <laughs> o maçla ilgili ee, İFAP yetkilisi bile kural kitapçığını koyan kişi bile bu maç tekrar edilmeli dedi. Bu maçta ciddi kural hataları var dedi. Bakın kuralı koyan kişiler Ciddi kural hataları var dedi. O maçta başımızda kim vardı bir bakın bakalım. Hangi hocayla bunu yaşadık. E yine aynısı olur dediler. Ne bekliyorlardı? Bunu bekliyorlardı. Beşiktaş maçı öncesi epey oyuncumuzun sarı kart sınırında olduğunu biliyorlardı. Epey oyuncumuzdan en az birkaç kişi sarı kart yer. Çünkü Mete Kalkavan Beşiktaş'ta diyorlardı. Ne bekliyorlardı? Fenerbahçe yarıştan bugün kopar. Çünkü kendileri koptu. Farklı cinsteki İnsanların peşinde olan oyuncular özellikle. E sonuçta bu. Bakalım daha ne kadar algıya çalışacaklar. Ya demeyecekler mi? Ulan Ümraniye maçı 3 tane golün 3'ü de mi sıkıntı olur? Sıkıntı. Konya'da bu herifler 20'de haksız yere 10 kişi bırakıldı. Giresun'da haksız 10 kişi bırakıldı. Adana Demir maçı. Ya bu takım doğrandı ve bugün yine doğrandı. Ya bunlar durdurulamıyor kardeşim demeyecekler mi? Diyemeyecekler. Güntekin onay maç sonu açıklama yapmaya Joa de Deus geldi. Deus Portekizce'de Tanrı demek. Yardımcısı Tanrı. Kendisi ise İsa yani Jesus. Enteresan bir detay diyor. Ne yapalım? İslam Silimani'yi denedik. Samat da Müslüman dedik. İyi. Musa Sof secdeye mecdiye kapanıyor dedik. Olmadı. Biz de artık ya bu da tutmazsa artık ateist futbolcular falan toplayacağız. Yani ne yapalım yani. <laughs> İşin şakası bir tarafa da. Şimdi Erman Toroğlu Fenerbahçe yaptığı açıklamada son derece haklı diyor. Çünkü çizilen çizgiler doğru değil. Adımız Süper Lig dünya. Şimdi bak Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye hak veriyor. Diyor ki Valencia mesela ceza sahasının sonunda Furkan tarafından düşürüldü ya. Arkadan sarılıp indiriliyor Valencia'yı. Süreçte bile faul bu pozisyon. Buna sarı kart vermeyen hakem futbolun F'sinden anlamıyordur diyor. Ki futbolun F'sinden de anlamıyor. Şimdi ben bu videoda normal şartlarda Jesus'u da konuşacaktım. Ama bu videoda konuşmayacağım. Niye konuşmayacağım? Ya bugün Jesus konuşulacak futbol maçı oynanmadı. Bugün başka bir şey oynandı. Şimdi bu adam bu kadar şeye kızıp kaçıp gitse haklı mı? Haklı. Bırakıp gitse haklı mı? Haklı. Allah aşkına. Yani dördüncü dakikada yediğimiz golü bir açıdan gösteriyorlar. Yani gösterdikleri açıda futbolcu dik. Topun vuruş anını gösteriyorlar. Futbolcu eğik. O sayı 19'da sarı yemiş. 20'de Furkan yiyecekti. 19'da o yiyecekti. Yani hiçbir fark olmayacak. Yine iki takım aynı sayıda olacaktı. Sonra başımıza gelebilecek her türlü şeyler geliyor. Bu arada o sayının pozisyonu içinde topa vurmaya çalışıyor. Katlarlık yok. Şiddet yok. Ve ayağı araç olarak mı amaç olarak mı kullanıyor yani silah olarak mı kullanıyor burada futbolcu ayağını soktuğu için araç olarak kullandığı için sarı kart kararı doğru diyor hakemler yine de siz bakın 22'de Rossi ortaladı Valencia'nın çok net pozisyonu kaçtı yani kaleci kornere çeldi 31'de Valencia içeri girecek Furkan çekip düşürüyor alın buyurun sarı kart diyor hakem maçın hakemi diyor ben demiyorum Aynı Furkan 45 artı 7'de sarı kart diyor anca. 35'te Rossi gol atıyor. Rossi'nin golü iptal ediliyor. Niye? Çünkü yandan açı verilmiyor. Alanya'nın attığı goldeki açıyla baktığınız zaman offside'ın olsu bile yok. Başka türlü baktığınızda yine yok. Ama verilen saçma sapan bir çizgi var. Blue bir çizgi. Neye göre çizildi o çizgi? Futbolcunun bedeni ayrı kesilmiş. Kafası ayrı kesilmiş. Arkadakinin kafası koparılmış. Valencia görüntüden silinmiş. Şop üstüne şop yapılmış. Fenerbahçe'nin golü yenilmiş. Yani inanılmaz. 45 artı 7'de sarı kart diyor Furkan. 45 artı 10'da sıçrarken diziyle sırtına vuruyor Valencia'nın. Yani ikinci sarıyı yine orada da yiyebilir. O da verilmiyor. Hadi o sayinin diyetini ceza sahasına girerken düşürdüğü Valencia'ya vermediniz sarıyı Furkan 1. Bir. Daha birinci dakikada yine pozisyon var ama onu saymıyorum. 45 artı 10'da da yine Valencia'ya yaptığı hareketten vermedin. Hadi o kırmızı diyelim. Diyetini ödedin diyelim. Bak, o sayeninki kırmızı diyetini ödedin diyelim. Çünkü futbolcuya vermen gereken iki kez ikinci sarıyı vermedin. Kabul diyelim. Okey diyelim. İlk 45 dakika böyle bitti. E Fenerbahçe'nin saymadığın golünün diyeti neyin diyeti? Ya da o sayeninki o diyelim ki kırmızı. Bir şekilde ödeyeceksin. Bu neyin diyeti? Bu neyin diyeti? 53'te Fenerbahçe Emre Borla net yakalıyor. 63'te penaltı. Yani o sayıyı deviriyor. Ee, doğru Rasul. Rasul'e mesela sarı kart yoktu. Kabul tamam. Ali uzak nokta. Fenerbahçe gol atıyor Valencia ile. 67'de Ferdi girerken yine 4 numaralı Furkan düşürüyor. Sarısı olan Furkan düşürüyor. Diyetini ödedin. Ver ikinci sarıyı at. Skor 1-1. Alanya 10 kişi. Ver. Net bir sarı kart. Burada sarıyı vermiyorsun. Tekmelediğine vermiyorsun. Devam diyorsun. 69'da itirazdan Jesus'a kırmızı veriyorsun. Bak hem diyetini ödemiyorsun. Hem diyeti başka şekilde çıkarıyorsun. Diyeti ödedikten sonra da yine Fenerbahçe aleyhine. 80'de Valencia'nın kaçırdığı yine çok net pozisyon var. Yani ilk 45 dakikada kaçırdığı bir vardı. Bir de 80'de kaçırdığı var. Emre Mon'un arapasından. 82'de Valencia ceza sahasına giriyor. Penaltı veriyorsun. Çünkü vuruş anında Furkan'ın net bir hareketi var. Yine sarı vermiyorsun. Ya bu Furkan Mete Kalkavan senden bacınla mı evli? Annenle mi evli? Annen boşandı onu mu aldı? Ne bileyim akraban mı? Dayının oğlu mu? Aynı anneyi mi emdiniz? Süt kardeşin mi? Bu kadar kollamanın sebebi ne? Hadi o sayeninkini hadi bir şekilde kırmızıysa da kırmızı diyelim hadi. Hani sana göre diyorum. Vardaki çağırmadı. Hadi vardakine topu attık. E sahanın içindeki rezaletler. Hadi Fener'in attığı gol vardan yine şey yapıldı. Gidip izlemedin çünkü. Fener'in yediği golü de attığı golü de gidip izlemedin. Birini 4 dakika birini 5 dakika incelediler. Ya da şopladılar. Ya da paintlediler. Bunlar neci? Adam vuracak. Vuruş yapan kişiyi engellediğini görüyorsun. Ayağa müdahaleyi görüyorsun. Pozisyonu bozduğunu görüyorsun. Net pozisyona girdiğini görüyorsun. İkinci sarıyı veremiyorsun. Yani versen Furkan'ın 5. sarı kartlık hareketi. ikinci sarı kart. Ve 85'te Fenerbahçe Valencia ile gol. 90 artı 2'de Emre Mor'un attığı gol. Fenerbahçe bu şekilde kazanıyor. Anasının ak sütü gibi tertemiz helal bir galibiyet elde etti Fenerbahçe. Yaptığımız anketlerde de sizlerde verdiğiniz oylarla zaten bunu kanıtladınız. Bunu belirttiniz. Peki bir şey soracağım. Operasyon bitti mi? Ya bu son mu? Bu son mu? Ve evet. Son dakika. Şimdi size şok olacağınız bir görsel gösteriyorum. Dedim ya videonun içeriğinde. Hani Alanya Spor açısından niye verilmedi? Buyurun arkadaşlar. Buyurunuz. Evet. Tam İrfancan'ın vuruş anı. Ayakla ilk temas anı. Hani ayaktan çıkmadan önceki hali. Bu da tam çıkış anı. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Kararı sizler verin. Buyurunuz. Yani buna offside çalındı. Bakın bu tam ayaktan çıkartacağı anı, yani ilk temas anını baz alıyorlar ya. Galatasaray'ın arkadaşlar hani ben bu pozisyon offside dedim diyorlar işte ilk temas anı önemli. İlk temas anında offside yok. İkinci temas anında da offside yok. Buyurun arkadaşlar. Daha ne rezillikler göreceğiz acaba? Ee, diyorlar ki işte var konuşmaları. Yani Erman Toroğlu offside çizgisi top İrfancan'ın ayağından çıktıktan sonra çizilmiş. Bu da çok değiştirir çizginin konumunu. Ben buna iş üstünde yakalanmışlar diyorum diyor. Yani e, şu pozisyon çıktıktan sonra. Şu pozisyon tam doğru zamanlama. Şimdi Gustavo Henrique e, yani Gustavo Henrique gidip Galata şey, e, Alanya Spor'un o sayfayı bozuyor diyorlar ya. Aynı şekilde ben de onu söylüyorum. Yani aynı şekilde ben de onu söylüyorum. Buyurun. Burada da yine Furkan mı bozan ya? 4 numaralı. Sanırım yine Furkan Bozan. Yani bir şey demiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki yürüyüşünün kütür kütür başlangıcı olur. İnşallah bu galibiyet birilerine de ders olur. Artık yeter derler. Yani artık yeter derler. Yeter artık derler. Yeter. Bir takımla bu kadar oynanılmaz. Bir kaderle bu kadar oynanılmaz. Şeyi de merak ediyorum. Acaba maç iptali için Galatasaray başvuracak mı? Sonuçta Emre Mor'un golü sadece kaleye girmedi. Merak ediyorum. Emre Mor'un golünde kural hatası var mı? Sadece kaleye girmedi diye itirazda bulunacaklar mı? Ya da Valencia'nın attığı penaltı golünde top iki direğin yani 3 tane direğin içine girdi diye bir itirazda bulunacaklar mı? Alın size kural hatası ya. Alın. Maçtan sonra ortaya çıkan gizli görüntü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir saçmalık, böyle bir rezalet olabilir mi ya? Ve üstüne üstlük de algıyı yapacaklar, çalgıyı yapacaklar, çengi yapacaklar. Bakın Fener kollandı algısı. Ne diyelim? Sosyal medyada güçlü bir Fenerbahçe, gerçek hayatta güçlü bir Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye güç katmak için lütfen kanalımıza abone olup, bu videoyu beğenip aramıza dahil olun. Ailemizi ne kadar büyütürsek sesimiz o kadar gür çıkar.